Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani alan paylaştırmayı anlatacağım size daha doğrusu alan dağıtmalı diyebiliriz. Evet kitabımızda sayfa numarası 85'in sağ tarafını 86'yı 87'yi 88'i işleyeceğiz. Hatta alan kaydırmaya kadar geleceğiz yani 89'dan da bir soru çözeceğiz haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan paylaştırmayı iki şekilde anlatacağız. Birincisi tepe noktaları aynı olan üçgenlerde, ikincisi de tabanlara aynı olan üçgenlerde bir alan dağılımı var. Nasıl mı bu? Şimdi yükseklere eşit olan üçgenlerde, daha doğrusu tepe noktaları aynı olan. Çünkü şu iki üçgene bak. Bu üçgen ve bu üçgende yüksekleri aynı mı? Aynı. Yüksekliklerin aynı olması ne anlama geliyor? Şu tabanlara göre bakacağımız zaman bu tabanın tepesi burası. Bu tabanın da tepesi burası. Yani yüksekleri aynı olan demekle tepe noktaları aynı olan demek istiyoruz. Ki alan dağıtırken bu tepe noktaları aynı olmasına dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde tabanlardaki oran alanlardaki orana eşittir. Niye? Çünkü alan ABD dediğimiz şey x çarpı h bölü 2'dir. Öbürü alan ACD dediğimizde y çarpı h bölü 2'dir. E, hocam h bölü 2'ler gitti. x bölü y'ye eşit oldu. Gerçekten tabanlardaki oran alandaki orana eşit oldu. Yani sen bundan sonra şöyle bir şey atıyorum burası 2 burası 3 ise 2'deki alan 2a ise 3'deki alan 3 A'de. Genelde S şeklinde söylüyorlar da benim yazım çirkin ya S ile 5'i karıştırıyorum. O yüzden A'lı bir şekilde yazıyorum böyle. A'lı ya da B'li bir şekilde yazıyorum. Yalnız burada alan dağıtırken daha doğrusu alan paylaştırırken neye dikkat edeceğiz? Tabanlara bakarken bir gözümüzde de tepe noktasına bakacağız. Gerekirse şaşı olun. Burası çok önemli. Yani en önemli videolardan birindeyiz. Bunu her yerde kullanacağız. 2 de kalan 2 A ise tepe noktası burası. 3 de kalan 3 A diyebiliriz. Mesela sana bir şey göstereyim. Bak şimdi. Şöyle bir şey yapsak beraber. Hep bu örneği veririm. Şöyle bir şeyle karşılaştığın zaman. Şöyle bir şeyle. 2 burası, 3 burası. Bunlar da birbirine eşit. Bak mesela bunda 2'deki alan 2A'yken 3'deki alan 3A diyemezsin. Niye? 2'dekinin tepe noktası burası, 3'dekinin tepe noktası burası. Tepe noktaları aynı değil. Ama böyle oranlamanın olduğu sorularda şunu yapabilirsin. Üçgen oluşturabilirsin. Biz sevmiyoruz normalde. Böyle bir oran olduğunda orta taban çizmeyi seviyoruz. Ama böyle üçgen oluşturabiliriz alan dağıtacağımız an. 2'deki alan 2A'yken tepe noktası bu ya. 3'teki de tepe noktası bu olacak şekilde şöyle bir üçgen oluşturabilirsin. 3'deki alan 3A diyebilirsin. Sonra gel buraya. Şunlara da BB de. Hocam B'deki alandan B'deki alana geçiş yapabilirim. Bak B'dekinin tepe noktası burası. B'deki alan 3A ise B'deki alan da yine tepe noktası burası olduğu için bu şekilde 3A alanıdır deyip böyle bir alan dağıtımı yapabiliriz. Yani alanda daha önceki videolarda da söylemiştik. Alan mantığına dayalı. Hani eskiden şunu yapmayın bunu yapmayın dediğim şeyler alan konusunda geçerli. İlk etapta bunları yaparsanız üçgen oluşturursanız da oranlamalının olduğu sorularda alan dağıtma olduğunu hissediyorsanız üçgen oluşturabilirsiniz. Daha önce bunu kesinlikle yapmayın demiştim mesela ama burada yapıyoruz. Tamam. Evet hadi bakalım şimdi sorulara. Hocam 7'deki alan hani 2 bölü 7 A bölü 28 diyebilirsiniz ama bak 2'deki alanı 7'deki alana da açacağım. Ya da tam tersi 7'deki alanı 2'deki alana da açacağım. 7'deki alan 28 ise bak kaç katı 4 katı e o zaman 4 katı doğru orantı olacak ya yani 4 kere 2 8 deriz. Alan ABD de böylelikle 8 çıkmış olur. Yani sayılarla oynayacağız kardeşim. Belli bir katı ya da böyle diyebilirsin. 7'deki alan 7A ise 2'deki alan 2A diyebilirsin böyle. 7A 28 ise A4 çıkar. A4 ise 2A da 8 çıkar diyebilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Evet alan ABD 8 bizden de o isteniliyor. Bir sonraki soruya bakalım. Şurası K iken burası 6K verilmiş. BD uzunluğuna K, CD uzunluğuna 6K dedim. Aa bu ne demek? Hocam K'da kalan A ise 6K'da kalan 6A'dır. Çünkü tepe noktaları aynı. E ben şu 6A alanını bulabilirim. 6A alanı neye eşit? Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısına eşit. 6'lar sadeleşti. 4 bölü 2'den A'yı 2 buluruz. Zaten benden de taralı alan yani A alanı isteniliyor. Cevap böylelikle 2 yapar. Bir sonraki soruda oranlamalar verilmiş. Hocam burası 3K burası da 5K olarak verilmiş. Hemen buraya 5K'yı buraya da 3K'yı yazdım. Sonra bir oran var burada. 3K'da kalan 3A ise 5K'da kalan 5A diyebilirim. Niye? Çünkü 3K ve 5K'daki tepe noktası burası değil mi? Hemen 3K'nın karşısındaki sivri noktaya bakıyoruz. 5K'daki de burada. E tamam. Alan ABC'yi vermiş. Tüm alan ABC 8A değil mi? Yani 8A 48 verilmiş. A'yı buradan 6 buluruz. Taralı alan isteniliyor bizden. Yani 5A isteniyor. A yerine 6 yazarsam Cevap da böylelikle 30 çıkar. Evet örnek 29 30. Geldik örnek 30'a. Oranlama var. Burası 4K burası 3K'yı hemen yazdık. AD uzunluğu 4K öbürü de 3K. CD uzunluğu da 3K verilmiş. Bak şimdi oranlama var ve alan varsa büyük ihtimal alan dağıtım var. Hemen buradaki tabanlardaki oranlamaya göre alan dağıtalım. 3K'da kalan 3A ise tepe noktası burası. 4K'nın da tepe noktası burası. Buraya da 4A diyebiliriz. Biz şimdi soruya baktığımız zaman 3A'yı bulamayız. Direkt bulamıyoruz. Ama bak toplamda 4A'yı da direkt bulamıyoruz. Ama toplamda 7A'yı ben bulabilirim. Çünkü 7A'nın tabanı neresi? 6. Bu tabana ait yükseklik tepesi burası ya. Yükseklik 7 değil mi? Evet. O zaman yazalım. 7A alanı 6 çarpı 7 bölü 2 eşittir. Hocam 7'ler sadeleşti. A da buradan 6 bölü 2 yani 3 yapar. E bizden ne isteniyor? 3A isteniyor. 3A da A yerine 3 yazarsam 9 çıkar. Evet örnek 30. 9 çıktı. Geldik. Örnek 31'e. Oranlamalar var mı? Var. K iken burası 3K verilmiş. Hemen yazalım. BD uzunluğu K. Burası 3K. Hocam K ve 3K'ya göre alan dağıtamıyorum ilk etapta. K'dakinin tepe noktası bu mesela. 3K'daki de burası yapıyor. O yüzden ilk önce şuradaki çift çizgileri göre bakalım. Şuraya A buraya A diyelim. Hocam A'da kalan 5 iken tepe noktası burası. A'da kalan 5 midir? Aynen 5'tir. Sonra hocam K'dan 3K'yı alan dağıtalım. K'daki 5 ise 3K'daki 15 demeyelim. Bir gözümüzle de nereye bakıyorduk? Tepe noktasına. K'dan 3K'ya giderken 3K'daki bu üçgenin tepesi burası değil mi? O zaman K'larda tepe noktası bu olacak şekilde bir alan dağıtımı yapabilirim. Böyle düşüneceksin. Hani tabanlara bakarken bir yandan da tepe noktalarına bakacaksın. Bakıyoruz buraya. O zaman 3K'daki bu tepe noktasına kadar geldiğimde alan 10 değil mi? Evet. E hocam K'daki alan 10'sa burası 10 yaptı. 3K'da kalan da 3 katı yani 30 yapar. Alan ABC isteniliyor bizden. Tüm alan 5 5 ve 30'un toplamı yapar. Yani kaç yapar? 40 yapar. Örnek 31'i 40 bulduk. Geldik örnek 32'ye. Evet, şöyle oranlamalar verilmiş. Tamam, Bunlar eşit. Ben bunlara bir A, A derim. Sonra burası K iken burası 3K derim. CE uzunluğu 3K dedik. AE uzunluğuna K dedik. BD uzunluğuna da B diyelim mesela. Burası da 4B olsun. B iken 4B olsun. E hocam ne yapacağız? Oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Peki, alan dağıtırken nereden başlayacağız? En büyüklerden başlayacağız, en küçükten başlayacağız. Tabii ki böyle rasyonel sayılarla uğraşmamak için en küçükten başlamanızı tavsiye ediyorum. En küçük üçgen neresi? İşte K'lara göre mi bakacağım? B'lere göre mi bakacağım? A'lara göre mi bakacağım? A'lara göre baktığımda en küçük üçgeni görüyorum. A'daki alan A dersem tepe noktası burası. A'da kalan burası da A mı olur? Evet. A, K'daki A ise 3K'daki 3A deme. Niye? K'dan 3K'ya dağıtırken sen şu alana geçiş yapacaksın ya. Bu alanın tepesi burası ya. O zaman 3K'da yani K'larda tepe noktası buraya bakman lazım. Yani K'daki alan A değil de tepe noktası buraya kadar geldiğimizde bu üçgenin alanı yapıyor. Yani 2A yapıyor. E K'daki alan 2A ise 2 katı 2 katı tabanın 2 katı. Yani burası 6A olur. Şimdi de 4B'den B'ye geçiş yapacağım. Hocam 4B'den B'ye geçiş yaparken şu üçgende tepe noktası burası değil mi? O zaman B'lerde geçiş yaparken tepe noktası buraya kadar geleceğim. 4B'deki alan 6A değil. 4 bdeki alan tepe noktası buraya kadar burası buraya kadar olan şu üçgenin alanı yani 6 7 8 a 4 bdeki 8 a ise iki katı bdeki de 2 katı 2 a mı olur arkadaşım evet İşte bu soruyu anladıysan bundan sonra karşına çıkacak soruları büyük ihtimalle çok yani ne kadar zor olursa olsun çok büyük bir rahatla yapabilirsin evet alanlar oranı isteniyor benden alanlar oranı alan afe a bölü alan abc 10 mı yaptı? Evet tüm alan 10 a yaptı. 1 bölü 10 mu yaptı cevap böylelikle? Aynen öyle. Evet 32. 1 bölü 10 bulduk. Geldik örnek 33'e. Şurası k iken burası 3k verilmiş. Evet yazalım hemen. Burası k iken burası 3k verilmiş. Ve burası 2 a iken burası da 3a verilmiş. Şimdi dc uzunluğu 3a, bd uzunluğu 2a verilmiş. Alan bd'yi de 6 vermiş. Bu alanı dağıtacağım. Bak şimdi. Üçgenler yok. Demek ki üçgenleri bir zor usturacağız. Çünkü oranlamalar var. Üçgenlerde alan dağıtımı yapacağım. Nasıl yapabilirim? Şöyle. İster A'lardan başla ister K'lardan başla. Eğer K'lardan başlarsan 3K'da kalan 6 ise tepe noktası bu. K'daki kalan tepe noktası bu olacak şekilde böyle bir üçgen oluşturabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yolda A'lardan başlarsak eğer. Hocam 2A'da kalan 6 ise tepe noktası burası. 3A'daki de tepe noktası orası olacak şekilde. Hop şöyle bir üçgen oluşturabiliriz. 2A'da kalan 6 ise 3 katı. 3A'daki de 3 katı. A'larda 3 katı var demek ki. 9 yapar. Şimdi 3K'dan K'ya bak oranlamalara bakıyorum. 3K'daki 6 ise K'daki 2 deme. 3K'daki 6 değil ki. 3K'dan K'ya dağıtırken bak K'da kalan burası. Tepe noktası C'ye kadar gelmem lazım. O zaman 3K'da da tepe noktası C'ye kadar ki alan 15 değil mi? Evet. 3K'daki 15 kaç katı? 5 katı. K'lardaki de 5 katı oldu. O zaman K'daki direkt 5 katı olacağından burası da 5 olur. O zaman şuradaki beyaz alan isteniyor benden. O beyaz alanda kaç yapar? 9, 5 daha 14 yapar arkadaşım. Olay bu. Bazen de üçgenleri biz oluşturacağız. Tamam. Geldik örnek 34'e. Arkadaş sadece sözel bir soru. Korkma. Sözel bir soru. Şekli sen çiz. Bir ABC üçgeninde hemen ABC üçgenini şöyle bir çizelim bakalım. Çizdik ABC üçgenini ve sonra ne diyor? Şimdi AC kenar üzerinde burası 4K burası 3K olacak şekilde bir D ve D noktası değil mi? D noktası seç. AD 4K olacak. İşte burası 4K olacak. DC 3K olacak. Biçimde D noktası. BC kenarı üzerinde de burası A burası 2A. 1 işte EC uzunluğu 2A olacak. Şuradan bir E noktası seçtim. EC 2A BE uzunluğu da A olacak şekilde E işaretledim. ABC üçgenin alanı 105. ADE üçgeninin alanı nedir diye soruluyor bize. Hemen ADE üçgenini de oluşturalım. E, oranlamalar var, alan da açacağız. İster A'lardan başlarsak yalnız A'da kalan bu, 2 A'da kalan bu. En küçüklerden başlamak lazım diye söyledik. O zaman K'lardan başlayalım. 3K ve 4K. Tepe noktası burası değil mi? Evet. 3K'da kalan, 3A ise, 4K'da kalan 4A'dır. Sonra ne diyeceğiz? Bak, sonra 2A'dan A'ya geçiş yapacağız. Ama 2A'dan A'ya geçiş yaparken A'daki tepe noktası burası değil mi? Evet. O zaman 2A'da da tepe noktası buraya olana bakacağım. 2A'da kalan 7 ise A'da kalan 7 bölü 2'dir. Yani buraya 7 bölü 2A yazabilirsin. Ya da ben rasyoneli hiç sevmem kardeşim. Şimdi 2A'daki 7 ya keşke 2'nin katı olsaydı dediniz mi? Dediniz. İşte dağıtamadığınız yerde dağıtamadığınız tabanla çarpın. Keşke burası 2'nin katı olsaydı o zaman bunları 2 ile çarpın kardeşim. Hiç rasyonelle uğraşmazsınız. Buraya 8A buraya da 6A diye. O zaman 2A'da kalan 14A. Yani 7 katı oldu. 7 katı olacak. Burası da 7A mı olacak? Evet. Toplamda 21A yaptı. İşte tüm alan alan ABC. 105'e eşit verilmiş. A'yı da buradan 5 buluruz. Ve benden ADE alanı isteniyor. Şu üçgenin alanı isteniyor. 8A isteniyor. A yerine 5 yazarsak cevap ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Rasyonelle uğraşmamanızın tekniğini de burada verdim dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp. 2a'daki 7a oldu ya. Keşke 2'nin katı olsaydı. Keşke bu tabanın katı olsaydı dedik. İşte o tabanla çarpı verdik sadece. Böylelikle rasyonel sayıyla uğraşmayız kardeşim. Tamam? Güzel bir soru. Dikkat edin buna. Evet geldik örnek 35'e. Bir katlama var arkadaşlar. Şöyle e, katlamada biz ne yapıyorduk arkadaşım? Katlamada eski haline şöyle bir geri açalım. Eski haline geri açıyorum kardeşim. Açtım şöyle. Hocam burası 6. Katlanmış hali burası ya. 6 iken burası da 6 mı? 6. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası 45 de verilmiş. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. E, hocam burası da 45 o zaman. Aa ne oldu burada? Bu açı 90 derece oldu toplamda. E burası 12 verilmişti. O zaman burası da 6 mı oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam bak burayı da 45 bulduk ya. Burada ne güzel bir şey çıktı. Şimdi alan böyle dağıtacağım büyük ihtimalle ama buradaki oran yok ve burada bir açı ortaylık var açı ortaylık bak 45 45 diye açı ortay burası aslında değil mi hocam açı ortayda koldaki oran 6 bölü 12 1'e 2 1'e 2 oran olacak yani a ise burası 2a olacak o zaman a 2a'yı da böyle yazabiliriz şimdi bana diyor ki kağıdın katlanmasıyla oluşan b üstü c de b üstü c de yani buradaki Sarı mı desem değil, kahverengi desem değil. Garip bir renk. Şuradaki rengin alanı isteniyor bizden. Hadi arkadaşım alan dağıtalım. En küçük üçgen burası. Buradan başlayalım. Burada kalanı A dersem. A hocam burada kalanı da A derim. Bak değişik bir teknik kullandım. Niye? Şu katlanılan üçgen değil mi? Evet. Katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşittir. E altta kalan A ise altta kalan da A diyebilir miyiz? Evet. Daha doğrusu ben burada şunu yazmama gerek yokmuş aslında. Açı ortayla kullanmama gerek yokmuş üst üste binen alanların eşitliğini kullanacaksın. Eğer bunu kullanmayı bilmeseydim şurayı böyle A, A yazsaydım eğer buranın A 2A olduğunu biliyor muyum? 2A'da kalan 2A ise A'da kalan da A yazabilirdik. Ama katlamadan dolayı ben şu alanların da birbirine eşit olduğunu söylemem daha mantıklı. E toplamda burası 3A yaptı. 3A alanında bir dik üçgenin alanı değil mi arkadaşlar? Evet. 3A alanı 6 çarpı 12 bölü 2. Şu bölü 2 3, 3 gitti. Dolayısıyla A'yı 12 buluruz. Benden de zaten A alanı isteniyor arkadaşım, A alanı böylelikle 12 bulmuş oluruz. Evet, 35. soru 12 çıktı. Geldik 36. soruya. Şimdi Hira ve Ece isimli iki arkadaş eş büyüklükte ve içerisinde bir D noktası işaretlenmiş kağıtları aşağıdaki gibi boyuyor. Şöyle boyamış. Ece'nin boyadığı bölgelerin alanları yukarıdaki şeklin içerisine yazılmıştır. Buna göre Hira'nın boyadığı kırmızı bölgenin alanı sarı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. E burada oranlamalar var. E o zaman üçgen oluşturacağız. Şimdi hocam şuradan başlayayım. Aa. E burada A tabanına ait üçgen yok. Tepe noktası bu olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursam. A'da kalan A ise hop şuradaki alan da mıdır? Evet. 28 eksi a kaldı. 30 eksi a kaldı. Hocam çizdiği kalan 28 eksi a ise tepe noktası bu. Hop şöyle üçgen oluştursam. Çizdiği kalan yine 28 eksi a'dır. Çok güzel. E hocam burada da yuvarlakta kalan 30 eksi a ise burada kalan da 30 eksi a'dır. Süper. A şu ikisinin toplamı 22 değil mi? Evet. 30 eksi a artı 28 eksi a'nın ne olduğunu biliyorum ben. 22. O zaman burada burası kaç yaptı? 58 yapar. Şu 22'yi buraya atalım. Eksi 22 eşittir 2A mı oldu? Eksi 2A bir tarafa artı 2A diye geçti. 58'den 22 çıkartırsam eğer 36 yapar. 2A 36 ve A'yı da böylelikle 18 buluruz. E tamam A'yı 18 bulduysan yaz yerine. 18 burası. 18 burası. Ondan sonra burada ne diyor? Şira'nınki burası. Ha Ece'ninki de burası. Bir dakika. Kira'nın boyadığı kırmızı bölgenin alanı sarı bölgenin alanından. Ha kırmızı bölgenin alanı sarı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır? Eğer şuradaki kırmızı ve bu. Şuradaki kağıttaki alanı bulacağız. Arkadaşlar A yerine 18 yazarsak. Burası 12 burası da 12. E hocam burası 24 yapar. A yerine 18 yazarsam. Hocam burası 10 burası da 10 yapar. 10 10 20 yapar burası. O zaman Hira'nın boyadığı kağıttaki kırmızı bölgenin Sarı bölgenin alanından ne kadar fazla olduğu isteniyor. Yani 24 eksi 20 isteniyor. Cevap böylelikle ne çıkar arkadaşım? 4 çıkar. Güzel bir soru. Yine alan dağıtmayla ilgili hoş bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Zor mu? Değil. Niye? E alan dağıtma yapıyoruz kardeşim. Başka bir şey yok ki değil mi? Evet gençler böylelikle cevabı 4 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Ha, açı ortay verilmiş Hocam burası 2K burası 3K verilmiş Öncelikle onu yazalım AD uzunluğu 2K verilmiş Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş E hocam bu üçgende bir dış açı ortay var Bir üçgende dış açı ortay olduğunda Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum Tekrarlı Şunlar oranı neye eşitti Kollar oranı eşitti Yani bu bölü tamamı 2 bölü 3'e eşit olacak Yani burası 2A iken tamamı 3 a olmak zorunda. O zaman buraya da A mı kaldı? Evet. Çünkü 3 a burada da 2A varsa buraya A kaldı. E A'da kalan 8 ise tepe noktası A'da. Yani 8 katı 8 katı. Burası da 16 mı olacak? Evet. Alan ADC'de Kaç çıkıyor böylelikle? 16 çıkıyor. Ben daha öncesinde de söylemiştim. Üçgende alan konusunu yapmanız için bundan önceki konulara hakim olmanız lazım. Bak açı ortayı, kenar ortayı her şeyle alakalı alanla ilgili soru karşımıza çıkabiliyor. Evet 37'yi 16 bulduk. Geldik 38'e. Oranlama verilmiş. Şuraya K. Kenan Bey'e K dersem. Fatma Kara K. Afi uzunluğu 2K yaptı. Evet Kenan Bey uzunluğu K. Burası da K. Burası da 2K yazalım. Sonra burada da şunlar da birbirine eşit verilmiş. Yani şunlara da bir A A A diyelim. Şimdi alan dağıtmaya başlayacağım. Alan dağıtırken büyük ihtimalle üçgenler oluşturacağım. Üçgen oluştururken de ne yapacağım? İster 2K'lardan başlayalım ister A'lardan başlayalım. Genelde en karışık olan yerden başlayıp. A, 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 K, K, 2K. En karışık olan yer burası ya. Yani en karışık olanın yer taban kabul edersen. Yani çözümün karışıklığından kurtulmuş olursun. O zaman şöyle başlayalım. Hocam 2K tabanından başlıyorum. 2K tabandaki alana ben 2A dersem eğer. Tepe noktası burası değil mi? Hemen 2K'daki 2A ise. K'daki tepe noktası bu olan. Bir üçgen oluşturalım. Hop şöyle bir üçgen. K'daki alanda A mı yapar? Evet. Son hocam yine K'daki tepe noktası bu olacak şekilde üçgen oluşturursam maalesef çok saçma oluyor. Şurayı bölüyor. Nasıl böleceğini bilemeyiz. O zaman K'larda sıkıntı yaşadıysam A'lara geçeyim. Şimdi A'larda alan dağıtımı yapacağım. A'da kalan 2A ise A'da kalan 2A mı diyeceğiz? Hayır dikkat. A'dan A'ya dağıtırken tepe noktası burası değil mi? Çünkü boşluk bak burası. A'dan A'ya buradaki boşluğu bulacağım. Tepe noktası burası. O zaman A'da da tepe noktası buraya kadar geleceğim. Toplamda 3A. A'da kalan toplamda burada da 3A olmak zorunda. E A'daki tepe noktası bu olan yine bir üçgen oluşturabilirim. O zaman şunu şöyle çizersem sıkıntı yok. A'daki 3A ya A'daki burada da 3A'dır. E A'larla ilgili işim bitti. Şimdi K'lara gelelim. A K'daki neresi boş kaldı? Bak K'daki şurası boş kaldı bu üçgen. Tepe noktası burası değil mi? O zaman K'larda tepe noktası burası da bakacağım. Bak burası 3K. 3K'dan K'ya geçiş yapacağım. 3K'da kalan 3, 6, 9. Bak 3K'da kalan 9A. Yani 3 katı değil mi? 3K'nın 3 katı. O zaman K'nın da 3 katı olacak. Burası da 3A mı olmak zorunda? Evet. Ne güzel alanı dağıttık. Bak 3A ile A. Burası verilmiş bana alan olarak. Burası da 4A verilmiş. 4A alanı 40 olarak verilmiş. O zaman A'yı 10 buluruz. Alan ABC isteniyor bizden. 3, 6, 9, 12A isteniyor yani bizden. A yerine 10 yazarsam eğer... Cevap da böylelikle 120 çıkar. Evet örnek 38 120 oldu gençler. Geldik örnek 39'a. S1, S2, S3 buldukları bölgenin alanları oranlamalar verilmiş. Buraya K dersem burası 2K burası da 2K olur. FE uzunluğu K, AF uzunluğu 2K, EC uzunluğu 2K olarak verilmiş. Ve burada da 3 pardon 2A'ya 5A olarak verilmiş. DC 5A ve burası da 2A olarak verilmiş. Şimdi Küçük üçgenden başlayacağız. Bu en küçük üçgen burası. K'da kalanı A dersem. Yani K'lardan başladım. Tepe noktası burası oldu. 2K'da kalan 2A'dır. E sonra 2K'da kalan yine 2A'dır. Tepe noktası bu. K'da kalan A ise 2 katı 2 katı. Şimdi ne yapacağım? 5A'dan 2A'ya geçiş yapacağım. 2A'daki boşluk burası ya. Tepe noktası burası olacak şekilde alan dağıtımı yapacağım. O zaman 5A'da 2A demeyeceğim. 5A'da tepe noktası buraya kadar gideceğim. Yani 2, 4, 5A. 5A'da kalan 5A ise aynı katı aynı katı 2A'da kalan da 2A olmak zorunda. E S1 artı S3. S1 artı S3. Yani 2A artı 2A yazalım. Bölü S2 isteniyor bizden. 2A isteniyor. O da 4A bölü 2A isteniyor. O da kaç yapıyor o zaman? 2 yapıyor. Yani örnek 39'u böylelikle 2 bulduk. Gençler. <laughs> Geldik örnek 40'a. Evet oranlamalar var. Şimdi AB, AC ve BC sırasıyla 2, 3 ve 4 eşit parça ayrılmış. Yani şunlar eşit verilmiş. Şöyle. Hocam bunlar da böyle eşit verilmiş. Yani şunlara da bir B, 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 B diyeyim. Şunlar da eşit verilmiş. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunlara da bir C, C, C diyeyim. E, alan dağıtmaya başlayacağız. En küçük üçgenden başlayacağımızı hep söylemiştik. Hocam buradan mı başlayalım? En küçük sanki burası. Buradan başlayalım. O zaman B'lerden başlıyorum. Bakın B'den başlıyorum. B'deki alana A dersem B'deki alan burada da A olur. Çünkü tepe noktası burasına göre baktım. Alan dağıtırken B'lerde. B'deki alan A tepe noktası burası. Hocam burada da B var burada da B var. E o zaman şurada bir üçgen oluşturacak olursam tepe noktası bu olacak şekilde. 2B'deki alan da 2A mı yapar? Evet. Şimdi bak C'deki alanı buldum. C'deki alan A ise C'deki alan A mı? Değil. Bak C'den C'ye alan dağıtırken boşluk burası ya. Bu boşluğun tepesi B'ye kadar mı geliyor? Evet. O zaman sen burada C'deki alan bakarken buraya kadar geleceksin. Yani 4A. C'deki alan 4A ise 4 katı C'deki alan 4A'dır burası da. Burası da C'deki alan 4A'dır. Ama burası değil. Tepe noktası buraya kadar gelende 4A'dır. E burası da iki eşit parçaya bölünmüş ya alanlar da eşit olmak zorunda. Bunlar da 2A 2A diye mi paylaşır? Alanlar eşit olduğundan dolayı evet. E şimdi mavi boyalı bölgenin alanı 2A Nereden? Pembe boyalı bölgenin alanından. A'dan 10 fazlaymış. Yani 2A eksi A 10 demiş. O zaman A'yı 10 bulurum. ABC B, üçgenin alanı isteniyor benden. 4, 8, 12A isteniyor. A yerine 10 yazarsam cevap ne çıkacaktır? 120 çıkacaktır gençler. Evet alan dağıtmayla ilgili çoğu soruları böyle bayağı bir soru çözdük arkadaşlar. Hatta bu da son nokta olsun. Son nokta derken şu tabanlarla alan dağıtacak şekilde bayağı bir soru çözdük. Evet bir de şuna bakalım bakalım nasıl bir soruymuş. Şimdi 15 24. Pisagor'dan burayı bulmama gerek var mı? Sanırım yok. Sonra şimdi o bir şey demiş. Arkadaş gıcık bir sayı oluyor burada. İşte 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 8, 5 8 ile ilgili Pisagor bağıntısı yok. Burayı bulmama gerek yok. Bana şu bilgiyi vermiş. ABC üçgeni CD ve BE doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmış. Evet. Burası A, burası A, burası A diye söylenmiş. A ben buradaki alanların eşit olmasından dolayı bu tabanların eşitliğini söz söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Galiba hapçıracağım bir saniye. Elimde şunu tutayım da ne olur ne olur. <laughs> <laughs> Siz de görün. Neyse. E, buradaki alanlar birbirine eşitse. Hocam tepe noktası burası ya. Tabanlar da birbirine eşit midir? Evet. E, ben bu A'yı kullanacağım. Bu A'ya dikkat et. Ta tepesi C'ye kadar gelmiş. A burada A var. Şurada da 2A var. Hocam A ve 2A bu tepe noktasına kadar gelene kadar. O zaman ben burada ne buldum? 1'e 2 oran var. E 1'e 2 orandan dolayı alanlarda oran 1'e 2 ise buradaki oran da 1'e 2 midir? Evet. E toplamda 3A eşittir 15. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. Yani burası kaç çıkar? 10 çıkar. Şimdi ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Hocam Artık şu üçgene bakabiliriz. Hatta bu üçgende güzel bir şey var. Dikten bir kenar ortay çizilmiş oldu. Yani muhteşem üçlü. 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitse burası da eşittir. Yani burası xken burası da x burası da x oldu. Komple burası ne oldu? 2x oldu. Ve dikkat. Şurası 10. Burası 24. 10 dediğim 2'nin 5 katı. 24 dediğim 2'nin 12 katı. 2x dediğin de o zaman ne olacak? 2'nin 5, 12, 13 katı mı olacak? Evet. 26. 2x 26 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 13 olarak buluruz gençler. Evet cevap böylelikle 13 çıktı mı? Çıktı. Güzel bir soru. ÖSYM bunu bu mantıkla bir soruyu sordu. Lütfen dikkat edin. Boş beleş Pisagorları da yapmamayı da öğrendiniz değil mi? Evet neyse. Tabanlarla bir şey tabanlarla alan dağıtmayı öğrendik ve her tarz sorusunu çözdük arkadaşlar. Her tarz sorusunu çözdük. Şimdi gelelim şu ikinciye. Bir saniye. Şöyle. Ay. Evet rahatladık. Şimdi de geldik ikinciye. İkincide ne diyor arkadaşım? İkincide de bakın alan dağıtmada biz ne kullanacağız dedik. Tepe noktalarına bakarak yani yükseklere aynı olduğunda tabanlarla alanları dağıtabiliriz demiştik. Bir de bunu şunun için söyleyebilirim. İki üçgende taban aynıysa yükseklikleri oranı alanlar oranına eşittir. Nasıl mı? Hocam tabanları aynı mı? Aynı. Alan ABC'ye bak şimdi. Hocam alan ABC A çarpı H1 bölü 2 değil mi? Evet A çarpı H1 bölü 2 bölü alan BC'de ne? Alan BC'de de bak şurası. Hocam alan BC'de de yine tabanı aynı. A çarpı H2 bölü 2 değil mi? A çarpı H2 bölü 2. A buradan A bölü 2'ler gitti. H1 bölü H2 alanlar oranı eşit oldu. Demek ki ben şunu söyleyebiliyorum. İki üçgende tabanlar aynıysa yükseklikleri oranı alanlar oranına eşittir. Ha sıkıntı mı yaşadın? Benim gibi ispat tekniğini de yapabilirsin. Bu genelde bazen unutulabiliyor. Unuttuğunuz zaman da siz de benim gibi taban çarpı yüksekliği bölüklerden sonuca ulaşabilirsiniz. Anlaştık? Evet. Şu soruya bakalım. Arkadaş AE uzunluğunu ne vermiş? 3x artı 1 vermiş. DF uzunluğunu ne vermiş? 2x artı 3 vermiş. Alan ABC. Şu alan ABC'yi böyle göstereyim. Bir de ne var elimde? Çekil çok karışık gibi duruyor. Alan BC'de var. Alan BCD'yi de şöyle çizeyim. A arkadaşım. iki üçgende taban aynı değil mi? Aynı. E ee, alanlar oranı 4 bölü 3 verilmiş. Alanlar oranı yüksekler oranı eşit değil midir? Evet. Yani 3x artı 1 bölü 2x artı 3 oranı yüksekler oranı bu alanlar oranına eşittir. İşler dışlar yaparız. 8x artı 4 ile burayı çarpıyorum. 12 eşittir. 3 ile de burayı çarpıyorum. 9x artı 3 yapar. Bunu buraya attım. 9x 8, xten x kaldı. 3'ü de buraya attım. 9 kaldı. Zaten bizden de x isteniyor, Cevap böylelikle 9 çıkar. Geldi örnek 43'e. Fc evet burası 2k iken ae 5k verilmiş. Alan abd 40 verilmiş. Buradaki alanı 40 vermiş. Alan bc'de nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak dostum. Şöyle baktığımız zaman A burada iki üçgende bu tabana ait yükseklik var. Burada da bu tabana ait yükseklik var. A tabanları aynı. O zaman yükseklikleri oranı alanları oranı eşittir. Yani 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A olmak zorunda. 5A alanı 40'a eşitse A alanı buradan 8'e eşit olur. Benden de alan BCD yani 2A alanı isteniyor. A yerine 8 yazarsam cevap 16 yapar. Ya da ne yaparsın? İspat tekniğiyle yaparsın. İkinci yol olarak da diyebilirsin. Hocam dersin ki bak ikinci yolu buraya yazıyorum. Hatta siyah kalemle yapayım. X çarpı 5K bölü 2. X çarpı 5K bölü 2 eşittir 40 dersin. Buradan 5 ile bu sadeleşti. 8. 2 kere 8 16. X'i kaç buluruz? 16. Yo, X çarpı K. XK'yı kaç buluruz? 16 buluruz. Sonra benden ne isteniyor? Benden X çarpı 2K bölü 2 isteniyor. Allah'ın X çarpı 2K bölü 2. Hop hop gitti yani XK isteniyor. x XK'yı da zaten yukarıda bulmuştuk. Cevap bu şekilde de 16 diyebilirdim. Yani ispat tekniğinde soru da kullanabilirsin. Ama tabanlar aynıysa yükseklikleri oranı alanlar oranına eşit. Bu da aslında kolay bir teknik değil mi arkadaşlar? Evet. Kolay bir teknik. Hapşurduktan daha sonra biraz burun akımısında oluyor tabii ki. Neyse. Geldik bir sonraki soruya. Ve sanırım son soru. Arkadaş Alan ABC böyle alan BCD isteniliyor bizden. Hmm. Nasıl yapacağız hocam bunu? Normal 45 45 90 üçgeni ve 15 75 90 üçgeninden yapabilirsin. Hocam 15 75 90 üçgeni aklımıza ne geliyor? bir de haşa 4 taş geliyor. O zaman haşa 4 taşı kullanalım kardeşim. Hop şöyle. Hocam burası haşken. Burası nedir? 4 haştır. E sonra ne yapacağız? Aa burada da 4 haşsa burası 45 90. Burası da 45 değil mi? Evet. Birinci yol şöyle yapabilirsin. Hocam burası iki kökke aç, burası da iki aç diyebilirsin. Kökke bölünmüş halinden. sola alanları oranlarsın. Dik üçgenin alanı, dik kenarlar çarpımının yarısı. Bu üçgenin alanı da dört taş çarpı aç bölü iki dersin. Oradan çıkar. Ya da şu iki üçgene bakacak olursan, şu üçgende ve şu üçgende. Tabanları aynı değil mi? Evet. E tabanları, alanlar oranı aynı zamanda yüksekliklere oranına eşit değil midir? Evet. O yüzden bana ne lazım? Buradaki bu tabana ait yükseklik lazım. E 45 90 burası da 45 oldu mu oldu. Hocam ikiz kenarlık çıktı burada. Bak 45 45'ten dolayı. Hocam burası da 45 oldu. Şurasıyla da şurası eşit. Tamamı 4 açtı. O zaman burası 2 h 2 aç oldu. Burası da 2 aç mı oldu? Evet. O zaman alan ABC bölü alan BCD ne eşit oldu? Tabanlar aynı olduğu için yüksekleri oranı yani 2 h bölü h alanlar oranına eşittir diyebiliriz ya da dediğim gibi dik üçgenden de sonuca ulaşabilirdin dostum. Evet örnek 44'de böylelikle 2 bulduk ve böylelikle bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Evet alan kaydırma. Yani bu ders işlediğimiz kısım gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Birinci video çok önemliydi. İkinci video aşırı e, ikinci video önemsizdi. Senin soran formülü bildiğin zaman yapacaksın bilmediğin zaman da zaten birinci videoda kısımdan yapılabiliyordu. Ve üçüncü videomuzda yani şu videomuzda Gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Her yerde karşımıza çıkıyor. bundan sonraki her konuda karşımıza çıkabilecek yapılar gerçekten önemli oluyor. Neyse böylelikle bu olayı bitirdik. Yani alanda 3. dersi bitirdik. Yani bunun adını alan paylaştırma dersi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda alan kaydırmada ve devamı alan kaydırma var. Ondan sonra açı ortaya alan ilişkisi var. Ağırlık merkezi alan ilişkisi var. Bunları birlikte anlatacağım. İşte bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.